Bugün videoyu anneannemle çekiyorum. Bana hayat hikayesini anlatmasını istedim. 1939 Erzincan depreminden sonra dünyaya gelmişim. Tamamen toprağın altında kalmışlar. Adımı da Sevim koyuyor babam. O yıllar çok güzeldi. Cumhuriyetin taze olduğu yıllar. Elazığ Kız Öğretmen Okulu'nu kazandım. Dedeni ben gördüm orada. Çok yakışıklıydı. Evet, çok yakışıklı. 3 yıl sonra evlendik. Davullu, zurnalı çocuklar geldiler. Biz yıllar sonra Derbent'in bir internet sayfasını bulduk. Dedem de buradaydı. O köyün hepsini arıcılığı tanıttı. Çok öğrencilerimiz bize hala ulaşabiliyorlar. Faydalı olduk. O zaman bir de ideallik vardı. İdeal olarak yetişmiştik. Sürekli deprem oluyor, deprem korkusu derken bu çocuklarla, gençlerle kendimi daha iyi hissettim. Bir ömür böyle geçti. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün videoyu anneannemle çekiyorum. Bana hayat hikayesini anlatmasını istedim. Daha önce ben sanırım ortaokuldayken dinlemiştim ondan. Hatta ses kaydı almıştım ve yazmıştım bir deftere. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi de böyle YouTube'a video çekiyorken bize de anı kalması için böyle kayıtlara geçmesini istedim ve tekrar anlatmasını istedim. Öyle, adı Sevim bu arada. Öyle başlayalım o zaman. Hoş Olur, geldin. sen nasıl istersen öyle olsun. O zaman nereden başlayalım? Doğum tarihi, nereli olduğun. Oradan başlayalım. Vallahi. İstediğin gibi anlat. İkinci Dünya Harbi ortalarında, Evet. 1939 Erzincan depreminden sonra dünyaya Evet. gelmişim. Evet, tam İkinci Dünya Savaşı'nın ortası, değil mi? Evet. Babam ve ailesi, çocukları depremde kalmışlar. Babam sağ kurtulmuş ama ailesi hepsi ölmüşler tek başına. Dört çocuğu, Dört değil mi? çocuğu, karısı ölmüş, tek başına çıkmış. 39 depremi de 39. çok büyük bir deprem, Evet, büyük. duymuşsunuzdur, 7 Evet. şiddetinde. Annem bekarmış. Bekarmış o zaman. Annesi ve kız kardeşiyle tamamen toprağın altında kalmışlar. Akrabaları sonra gelmiş, onları topraktan çıkarmışlar. Babamla komşularmış zaten bunlar. Daha önceden tabii. Bunları o zaman devlet muhacir olarak Adana'ya göndermiş. Kış kıyamet. Evet. Aralık ayının 26 sonları, Aralık 26 mıydı? Aralık, 27 Aralık ayının Aralık ya da. sonları. Trenlerin vagonlarına bindirmişler. Bunları bilinmez, bilmedikleri yere, Adana sıcak diye oraya göndermişler. Orada otellere yerleştirmişler. Evet. Babam Tarsus'a gitmiş. O zaman tek başına kalmış. Orada çalışmış falan. Tabii ki sonra bu tanıdığı için, ailesi de benim annemi tanıdığı için, karısı. Ondan da duyduğu için tek tanıdığı olarak aklını aramış, bulmuş annemleri. Evet. Adana'da otelde gelmiş, bulmuş, istemiş. Neyse, Adana'da evlenmişler. Adana çok sıcak olduğu için yaz gelince bunlar bu sefer Malatya'ya gitmişler. Evlenmişler, Malatya'ya gitmişler. Sonra orada da kışı geçirdikten sonra Erzincan'da devletin yaptığı evlere dağıtılmaya başlayınca bunlar tekrar Erzincan'a, memleketlerine geri dönmüşler. O zamanki pavyon denen Kızılay Mahallesi vardı. Kızılay'ın yaptırdığı evler. Oralara, birer göz odalara yerleştirilmiş bunlar. İşte o zaman da İkinci Dünya Harbi olduğu için babam ihtiyat askeri olarak İstanbul'a asker olarak gidiyor. Evet, 40 yaşlarında mı, değil mi o 40 zaman? yaşlarında, evet. Ondan sonra orada bir ihtiyat askerliğini yapıyor. Tabi geri dönüyor, geliyor. İşte Dünya Harbi de, İkinci Dünya Harbi de bitiyor. Geri geliyor. Sonra ben dünyaya geliyorum. Evet. Adımı da Sevim koyuyor babam. Dört Dört çocuktan çocuk. sonra ilk çocuğu Evet. tekrar. Evet. O yıllar çok güzeldi. Cumhuriyetin taze olduğu Evet. yıllar. Ondan sonra harika bir yıllardı. Güzel çocukluğumuz geçti. Ondan sonra iki kardeşim daha oldu. Erzincan'da yeni kurulan bir şehir,
planlı şekilde. Sonra o pavyonlar tabii yetmedi. Kurma evler yapıldı Erzincan'da. Depreme dayanıklı kurma evler yapıldı. Acayip dayanıklı, tek katlı, bahçeli çok güzel evler Normal yapıldı. ev değil mi? Hani kurma Normal evler. iki oda, bir üç oda, bir salon, çok Evet. güzel, böyle depreme çok dayanıklı evlerdi. Hiç ne kadar deprem Tam da geçirdi, deprem yıkılmadı. bölgesi Evet. çünkü. Sonra oraya geçtik. Ben ortaokulu, ilkokulu, ortaokulu orada okudum. Öğretmen okul sınavlarına girdim. Kazandım. Elazığ Kız Öğretmen Okulu'nu kazandım. 1960'da İhtilal'de öğretmen okuluna girdim. Çok sevindim tabii. O zaman devlet okutuyordu, bakıyordu. Yani gücü yetmeyen ailelerin çocuklarını Yatılı. yatılı olarak okutuyordu. Orada 3 yıl okuduktan sonra gene kendi memleketim Erzincan'a bir köyüne tayin oldum. Evet, ilk Atandım. görevi. İlk görev yeri merkez köyüydü. Yaya Tercih mi gidip yapıyordunuz o geliyorduk. zaman da acaba? Tercih mi yapıyordunuz? Nasıl Şimdi Erzincan o zaman çıktı? bize 3 yer tercih, 3 yer yazabilirsiniz. Ben 3 tane Erzincan yazdım tabii. Evet. Ona oraya atandım. Erzincan'a yakın bir köy. Yürüyerek gidip hafta sonları, o gün cumartesine kadar çalışıyorduk. Hafta sonları yürüyerek gidiyorduk. Pazar günü akşam veyahut da pazartesi sabah yürüyerek dönüyorduk. O zaman öyle araba falan yok. Hiçbir Evet. şey yoktu. Yani toplu taşıma yok, araç yok. Tabii ama kar, kış. Karda, Değil mi? kışta, yağmurda yürüyorduk. Evet. Güzel geçti oradaki öğretmenim ilk yılları, güzeldi. Tek öğretmen miydin İki okulu? İki öğretmensiniz. öğretmendi. Birleştirilmiş sınıftı. Evet. Hala köy okulları öyle birleştirilmiş. Evet, birleştirilmiş öyle orada okuttuk, ettik. Müdürümüz vardı. Öğretmenler, köylülerimiz çok iyiydi. Ona çok sahip çıktılar. Çok Yani güzel ailenle geçti. kaldığın evden yürüyebiliyorsun o okula. Değil mi? Ailemle hayır, köyde ev Ha, tuttuk. köyde ev tuttunuz Köyde ev aile, tuttuk, anladım. hafta sonları gidip geliyorduk. Onlar Onlar merkezdeler. merkezde. Hafta sonu gidip geliyorduk. Annem kalıyordu yanında. Bazen kız kardeşim kalıyordu beraber. Öyle hafta sonları gidip Anladım. geliyorduk. Sonra 3 yıl öğretmenlikten sonra yani yaptık. Fakat 3 yıldan önce biz okuldaki, şehirdeki bir merkez okulda toplantılarımız olurdu. Orada bütün öğretmenler toplanırdık orada. Evet. İşte maaşımızı oradan alırdık, giderdik. Bir sınıfın birinde bir gün bir toplantı vardı. Neyse bir tanıt bir şeyler yapılıyordu oradaki. Öyle haremlik selamlık yoktu. Gene erkek bir ayan öğretmenler, erkek hep bir aradaydık. Evet. Dedeni ben gördüm orada. Ay bu benim olmalı dedim. Çok Evet, yakışıklıydı. çok yakışıklı. Üç yıl sonra evlendik. Sonra tayin istedik oradan. Yani tabii o başka bir köydeydi. Benim köyüm başka, o köy başka. Biz tabii evlendikten sonra aynı köye Esas atadılar. evlenme teklifi. Evlen. Dur, arada çok atladı. Evet. Evet, Şimdi şöyle gördün, o da oldu. seni gördü. Şimdi ben öyle dedim ama tabii onu Hiçbir şey içimden yapmadın. Evet, geçirdim ben içinde. onu, o kadar. Ama bir gün baktım arkamdan o okuldaki öğretmen hanım arkamdan koşa koşa geliyor. Diyor ki işte bir öğretmen seninle konuşmak, tanışmak istiyor dedi. Ay ben tanışmam, konuşamam dedim. Ben daha yeni öğretmen olmuşum, asla öyle istediğim halde gene de kabul etmedim, itiraz ettim. Çünkü daha yeni öğretmen olmuşum. Ailemin bana ihtiyacı var. Aradan 3 yıl geçiyor. 3 yıldan sonra bir gün Üç baktım yıl. ki evet, Çok bir uzun. gün okulun penceresinden bakıyorum. Bir adam kolunda çantayla geliyor. Herhalde müfettiş geliyor dedim. Meğerse bunu neden bir yanındaki öğretmeni elçi olarak gönderiyor oraya bana. Bizim köye gezi yapacaklarmış. O zaman okullar arası geziler oluyormuş Evet, böyle. dolmuşlarla geziler olurdu okullara.
davullu, zurnalı çocuklar geldiler. Köy gezisi, köy ziyareti. Orada evet. konuştuk, anlaştık sonra. Nasıl anlatayım gerisini işte. Evlen kadar. Teklif etti. Evet. Sen yine şey dedin ama o zaman. Yine ben aileme bakıyorum ben dedin. Ben dedim evet, evet. ailem evet. benim yani ailemden nasıl ayrılamam olacak? Mümkün değil. Hı. O dedi, o da oralı değildi yani. Birlikte bakarız evet. dedi. Tamam dedi. Her hı hı. şeyi tamam dedi. Olsun dedi. Biz ikimiz de dedi. Aynı yerde nasıl olsa beraber tatilimiz, çalışmamız aynı evet. okulda da olacak hep beraber. Birlikte olabiliriz dedi. Hakikaten de öyle oldu. Sonra bu askere tabii mi? askerdi. Hı. Yedek subay askerdi ama öğretmenlikle yapıyordu askerliğini. Hı. Askerlik bitince başka bir yere tayinimiz çıktı. Çadırkaya. Tercan Çadırkaya'ya evet. tayinimiz çıktı. Oraya gittik. Köy oluyor değil mi Çadırkaya? Evet. Tercan'ın yani çeşim. O zaman bir beldeydi. Ha, Tercan'ın belde. Bir beldesiydi. Anladım. Orada müdür olarak tayin gittik. Hı-hı. Bayağı çalıştık. Çünkü çok devamsızlık vardı okulda. Acayip. Hı-hı. Kar, kış. Kızaklarla gidiyorduk. Mesela bir sümese tatilinde Erzincan'a dönecek dönüşte trenden iniyorduk. Kızağa binip gidiyorduk. Allah, evet. Mahmet. Kızaklarla gidiliyordu. Evet. evet. Ondan sonra orada bir yıl kaldık. Baktık yapamayacağız. Evet. İl dışı tayin istedik. Ama o sırada ama o sırada büyük kızım tabii Çadırkayalı. Annem doğmuş o sırada orada. evet. O evde çok doğdu. İyi öğretmen arkadaşlarımız vardı. İnsanları çok iyiydi. Çok yardımcı oldular bize. Evet. Güzel günler geçti orada da hemen hemen. Şeyi oranın da kazı çok meşhurdu. Aa, evet. Kars'a da yakın. Güzel insanlarla çalıştık. Güzel öğrencilerimiz de vardı. Evet. Sonra tayin istedik. Bursa'ya İznik. İznik'in bir köyüne tayinimiz çıktı. Evet. Bursa'yı siz mi tercih ettiniz? Yani? Evet, Bursa'yı istedik. O şey dedemden dolayı mı? Neden Bursa yani? Batı dedik. Biz yani, bir, batı yani gezelim dedik. Hı-hı. En azından bir de şuydu amacımız gezmek. Evet. Aynı isteyerek gezmek yani. Evet. Nasıl olsa nereye gitsek oradan maaşımızı alıyoruz. Evet. Her yerde faydalı olabiliriz. Evet. İznik'in da bir köyüne tayin olduk. İznik Yenişehir arasında. O köyde de 4 yıl kaldık. Orada da teyzen oldu Berrak. Evet. Oradaki insanlar da çok güzeldi. Çok güzel günlerimiz geçti. Doğa çok güzeldi. İznik Gölü'nün kıyısı Derbent güzeldi. Köyü. Derbent Köyü. Oradaki insanlarla o kadar kaynaştık ki bu yani annene onlar baktılar bana evet, bile vermediler. Hatta biz yıllar sonra Derbent'in bir internet sayfasını evet. bulduk. Dedem de buradaydı. İşte ne festivali oluyordu orada? Kiraz mı? Yok. Kan çiçekleri. Kan çiçekleri. Kan çiçekleri festivali oluyormuş Mayıs aylarında. Bir de böyle eskilerden fotoğraflar koymuşlar web sitesine. Bir açtık dedem işte köy okulunun okul hem müdürü evet, hem öğretmeni evet. tek öğretmen. Orada şey sınıf fotoğrafı çekilmişler. Annem de küçük ilkokula evet. gitmiyor. O da var sınıf fotoğrafının içinde. O da orada göründü. Bulursak evet. koyarız da fotoğrafına. Evet. Öyle hatta oraya yorum yazmıştık işte biz evet. bu senelerde öğretmenlik yaptık falan diye de dönüş evet, yapan yanlış. Olmadı. Evet, bir de evet. çok gitmek istemiştik. Kan Çiçekleri Festivali'ne gidelim demişti. Kısmet olmadı. Tabii. Sonra Berrak orada doğunca, bir de dedem hastalandı biraz değil mi? Tabii rahatsız oldu. Oran havası yaramadı. Astım. Astım hastası. Çok rüzgar. Hı-hı. Bilmem orana ama Erzincan'a geliyorduk. Çok iyi oluyordu. Havadan. Havada. Neyim tatillerde. Var, tabii ki orada şey rüzgar, var. Alerjik astımdı. Evet. Sonra dedik ki çocuk, küçük o annem geldi. Teyzeni götürdü. Evet. Hadi tekrar geri doğuya dönüş. evet. Tekrar döndük Erzincan'a. Erzincan'ın çok güzel bir köyüne. Merkez köyü, Günbağ köyüne tayin oldu ama evet. harika bir köydü. Orada güzel suları güzel bahçesi var. Ektik bahçesine, ağaçlar diktik. Sonra deden arıcılık yaptı orada. O köyün hepsini arıcılığı tanıttı.
Ne güzel. Oradaki insanlar da kovan yaptılar, arı beslediler, Evet. arıcılık yaptılar. Oraya da arıcılığı getirdik. Bir Arıcılık. tane fotoğraf faydeden böyle şey duvar yapıyorlardı. He, O ne zaman? O o daha herhalde ilk daha mı önce? bekarlık Ha, bekar. Daha köyünde, genç gerçi yani görüntüsü. bekarken köyün Evet. okulun çamurdan çıkılmıyormuş. Hı. Tabii ki yardım alarak bütün yollara Evet. taş döktürmüş, çamurdan kurtarmış, duvar öğrencilerle birlikte duvar Evet, çok çekmiş. güzeldi o Evet. fotoğraf tam. Ya o zaman öğretmenlik, ya sadece öğretmenlik Değil değil, ki. her şeyi Sağlık yapmışlar. memurusun. Evet, Her köyde. şeyi. Mesela birinin parmağı kesilir, yaralanır, sana gelir. Sen bakarsın, değil mi? Doktora gidecek, sana gelir. Sen götürürsün. Öyle yani. Çok Evet. öğrencilerimiz bize hala ulaşabiliyorlar Sağ olun. böyle. Sizin sayenizde biz, örnek Evet. oldunuz bize. Sizin sayenizde biz çok güzel yetiştik. Ailelerimiz de biz, onları da yani Hı. bilinçlendirdik. Çok hepsi teşekkür ediyor yani şu anda. Ne güzel, Yazıyorlar internette. O, faydalı olduk. O zaman bir de ideallik vardı. İdeal olarak yetişmiştik. evet. Hı. Yani köy möy demiyorduk öyle. Köy, kasaba, şura bura biz her yerde çalışabiliyorduk. Canla başla. Öyle hemen de tayin istemiyorduk. Şehire gidelim, şuraya gidelim, oraya gidelim. Yok. Olduğumuz yerin değerini, kıymetini bilerek yaşıyorduk. Çok güzeldi yani. O Gümbağ köyünde de bu sefer dayın oldu. Evet. Üç numara. Evet. Yani orada da o büyüdü, yetişti. Sonra o köyde çok güzel anılar bıraktık. Hı. Harikaydı o da. Mesela şey yok, fırın yok, bir şey yok. Hı. Tandır var. Tandır ekmeği pişecek, Evet. orada yiyeceksin. Ben hamuru yoğururdum. Annene derdim, git bakalım kimin evinden tandırından duman çıkıyor. Evet. Ekmek pişirmeye gidelim oraya. Hatta sen de şey E tandır tabii, yapıldığı ben gün mü kadına doğmuştun ya kendin? hı? Sen de böyle tandır ekmekleri yapıldığı gün mü Şöyle bir şey doğmuştun? Öyle bir şey oluyordu. vardı. Gidiyordum, ben rica ediyordum. Yakacağım odunumu, her Hı. şeyimi götürüyordum. O hanıma diyordum ki ben sana yardım edeyim. Evet. Sen mesela açayım. Sen pişir. Benimkini de pişirelim beraber. Ben ona yardım Anladım. ediyorum. Hamur şey, ekmeğini açmaya, Evet. yufkasını yardımlaşarak. İmece usulü. O arada benim ekmekler de pişmiş oluyordu. Evet. Ben de ona yardımcı oluyordum. Anladım. Öyle geçti gündem. Yoksa başka türlü nasıl olacak? Her şeylerini kendileri Evet. yaparak. Orada da öyle yaşadık. Yaylaya çıkıyorlardı onlar yaz gelince. Hı Hayvanlarını hı. alıyorlardı. Erzincan'ın tulum peyniri meşhurdur. Evet. O inerlerdi. Yani bolluktu. Her şey boldu. Her şey çok güzeldi. Evet. Hiç yokluk çekmedik buralarda. Güzeldi. Sonra tabii oralar sizler büyüyor, yani çocuklar büyüyor. Annen ortaokula gidecek. Hı. Köyde ortaokul yok. Onu ortaokula yazdırınca biz de mecbur kaldık artık. Şehire geldik, Evet. Erzincan'a geldik. Erzincan'da da günlerimiz iyi geçti. İşte bütün arkadaşlarımız, ailemiz, her şey orada ama hiç bir şey yapamadık. Sürekli deprem oluyor. Deprem Evet. korkusu derken 83'te bir deprem oldu gene. Millet her biri bir taraflara gitmeye başladı. Hı. Ben dedim yani kış çok bütün kazandığımız yakacağı gidiyor, soba sıkıntı. Ben Antalya'ya Anladım. gideceğim dedim. Sonra Evet, sen ben seçtin Antalya'ya gitmek istiyorum. Dedem de orada çok sıcak dedi. Yapamayız orada. galiba. Vallahi yapamazsak Soğuk gene yerden de tayin ister bir gelirsiniz. yükler eşyayı gideriz bir taraflara. Ay, öyle konuştuk, anlaştık. Neyse 20 yıllık öğretmendik biz Antalya'ya Hı. geldiğimizde. Kumluca çıktı. Kumluca'ya tayinimiz çıktı. Dediler, sorduk, soruşturduk. Deniz kıyısı olsun da nere olur olsun dediler. Evet. Burada da lise vardı. Annenin Burada da lise lisesi. vardı. Evet. Annen de liseye kaydoldu. Tabii liseye Evet. artık Hı. geçmişti. Burada geldik. İşte ev yok, şu yok, bu yok derken yeni yeni insanlar ev yapıyor. 80'ler, değil mi? 83, Hı. 84. Evet, 84'te.
Her çocukların biri bir okulda uzak, biz bir tarafta uzak ve yürüyerek gidip geliyoruz. Gene burada da taşıt yok. Doğru. Servis yok. Hep yürümüşler. Şey yok, toplu taşıma yok. Yürüyerek. Ama o zaman Kumluca her taraf portakal bahçesiydi. Her taraf öyle bina yoktu, yüksek bina falan. Portakal bahçelerinin arasından yürüyerek okulumuza git. Sera. Okul seraların içindeydi. Her taraf seraydı. O seracı çocukları okuttuk. Onlara yardımcı olduk. Yani onlar da perişan durumdalardı hakikaten. Yani kolay değil. Ortakçılar her biri bir yerden gelmişler. İşçi olarak çalışıyorlar. Onlara yardımcı olduk. Onları okuttuk. Çok doktor olan oldu, öğretmen olan oldu. Güzel okulumuz. Benim bile dersime giren öğretmenim dedemin öğrencisiymiş. Evet. Ve tabii hiç yani dersime giriyordu ama bilmiyor. Dedemin soyadı farklı. Sonra Evet. dedem vefat edince ben bir video paylaştım. Orada görüp mesaj attı bana işte böyle işte çok severdik. Böyle Çok çok. çocuklarının giymediği şeyleri bile gelirdi. Öğrencilere dağıtırdı, herkese yardım ederdi diye yazmış yani. Evet. Çok seviliyormuş. Kaldık Antalya'da. Sevdik, kaldık burada. Ondan sonra annen de buraya Evet. evlendirdik Ben de Kumlucalı Kumluca'ya. oldum. Ay, sonra emekli olduk. Ben de emekli oldum. Deden de emekli oldu. Dayın da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni kazandı. Ay dedik ne yapalım, ne edelim, düşündük. Emekliyiz. Hadi dedik oğlanın peşine gidelim. Sivas'tan ev tuttuk, taşındık. Deden Sivaslı, ben Erzincanlıyım. Evet, dedem bu İkisini arada or Sivas evet. Gemerek, onu da söyleyelim. Evet. Orada ikametgah ettik. Yazları geldik gene Antalya'ya. Kışın orada kaldık. Orayı da yani şey yaptık. Ondan sonra döndük. Antalya'ya geldik. Yine Kumluca'ya mı geldiniz? Yok ev Yoktu. Yok, yaptık ya, ev Antalya. yaptık, Evet. Antalya'dan bir ev yaptırdık, oraya geldik. Sonra Kumluca'ya yakın gidip geliyorduk. Evet. Hepimiz bir arada olduk yani. Evet. Sana daha ne anlatsam ben. Sonra Allah kısmet etti. Tuncer dediğin akrabaları buradaydı. Yazlık yapılıyordu, yazlık alıyorlardı. Bize de söylediler. İşte Belek'te, Serik'te, Boğazkent'te. Biz de alalım dedik. Akrabalarla birlikte oluruz dedik. Hep bir arada orada bir yazlık aldık. Bu da Yazdık ama 2000'lerin başıydı. denize sıfır. O zaman yeni yapılıyordu oralar tabii ki. Bu dediğim yıllar işte gene de Videosunu da 84-85. çektik yazlığın, Evet. buraya bırakırım. Evet. Oraya aldık. Artık yazları orada, kışları Antalya'da. Biz Daha yazları hep beraber evet. olduk yani, yaz tatillerinde. Şimdi Torunlar ve anneannem, dedem hep beraber orada yaşadık. bir sizin için aldım orayı Evet. zaten. Daha önce Antalya'ya geldiğimizde yaz çok sıcak. Şimdi Sivas'a gitsek uzak, Erzincan'a gitsek uzak. Oralardan geldik, geri gitmek çok zor. Geldik denizin kenarında, herkesin çardağı var. Obalar. Obalar var. Evet. Ay dedik biz de yapalım. Şöyle bir dolaştı, bir komşunu bir dedi ki benim yanımda boş yer var dedi. Gelin oraya yapın dedi. Kendiniz mi Kendimiz yapıyorsunuz? yaptık. Allah Tabii aldık ağaçları. Allah. Kendimiz oraya obayı çaktık. Çok güzeldi obamız. Sen Evet, ben görmedin, görmedim yetişemedin. onu. Nazlı biraz bebek Naz yani. orada büyük Evet. doğdu. Denize sıfır. Denizin içinde hemen hemen. Evet. Öyle deniz Deniz altına yani giriyormuş, değil altına mi? vuruyorsun şeyi. Çok güzel. Suları, dalgaları. Evet. Sabah kalkıyoruz, gözümüzü açıyoruz. Denize atlıyoruz. Yüzümüzü denizde yıkıyoruz. Çok güzel. Evet, akrabalar hep geldiler. Yazın tatillerini hemen hemen orada geçirdiler, uğradılar veyahut da. Orada da bayağı yazımızı geçirdik emekli oluncaya kadar. Sonra oradan vazgeçtik. Böyle şöyleydi o, hani taşınıyorsun. Kışın Bütün kalamıyorsun, eşya kışlık götürüp eşyalarını tekrar getiriyorsun. eve götürüyorsun. Hani İkişer dedik tane kalıcı eşya. olması gerekir bu iş. Zor oluyor öyle. Sonra işte Belek'te bulduk kalıcı yer. Çok şükür orada artık taşınma sorunu kalmadı. Sizler de orada okullar kapandı. Geldiniz, okullar açıldı, gittiniz. Bütün Evet, yazınızı en güzel günlerim de orada geçti. deniz, kum, güneş, havuz, bol bol
hareketli bir çocukluk geçirdiniz. Ben Haziran'da geliyordum, öyle bir yanıyordum ki Eylül'de annemler beni tanıyamıyordu. Simsiyah oluyordum. Gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlık oldu, arkadaşlık evet. Güzeldi. Her şey güzeldi. Hala görüştüğümüz arkadaşlar. Evet, ben de bu çocuklarla, gençlerle kendimi daha iyi hissettim. daha sağlıklı kalmaya çalıştım. Hasretlik çekmedim. Evet. Çok güzeldi. Orada mı siz kendinize de çok iyi bakıyordunuz? Dedem mutlaka sabah erkenden kalkar, yürüyüşlerimizi yapar. Denize girerler. Evet. Ondan sonra kahvaltı yapılır. Tabii. Ya. Öyle. Evet. Böyle işte Erzincan'dan çıktık, geldik Antalyalı evet. Olduk. Kızlarımızı da buraya verdik, oğlumuzu da buradan evlendirdik, olduk artık Antalyalı. Antalyalı olduk hepimiz. Evet. Akrabalarımız da, eşimin akrabaları da burada. Evet, hala Sivas'ta olanlar da var işte. Evet, var. Bunlar da var. Öyle, öyle. Öyle böyle bir ömür geldi, bu yaşa kadar yaşadık. Bir ömür böyle geçti. Evet. Öyle. 2015 senesinde dedemi kaybettik. Evet. Akciğer kanserinden. Öyle. En son torunlar da evlendi. Onların evliliğini de gördük. Evet. İki kardeş, iki kızımızı evlendirdik. Sıra üçüncüde. Bakalım. İnşallah. Evet. Çok şükür mesleklerini de ellerine aldılar. En azından okudular. Vatana millete hayırlı birer insan olduk. Olarak ev meslektaş olduk aynı zamanda. Evet. Yetiştiler. Güzel yetiştiler ama. Teşekkür ederim. Evet canım benim. Başarılar diliyorum hayatında, meslek hayatında. Gelecek günlerin güzel, sağlıklı geçsin canım. Güzel oldu. Çok güzel canım. Öpüyorum seni tekrar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar.